Değerli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere küçücük bir oyundan bahsetmek istiyorum. Bu oyunu oynadığınızda hayatınızın çok hızlı bir şekilde iyi yönde değiştiğine şahit olacaksınız. Paranızın arttığını göreceksiniz. Şansınızın arttığını görecek, bolluk ve bereketi hissedeceksiniz. İş fırsatlarının çoğaldığını fark edeceksiniz. Ve bunları hem kolay bir şekilde hem de çok eğlenceli bir şekilde yapacaksınız. Önce dileklerimiz, isteklerimiz, dualarımız neden bir an önce olmuyor? Para, zenginlik, huzur, mutluluk neden bizden kaçıyor? Bu konuya değinmek istiyorum. Anlatacağım oyunun değerini de o zaman çok daha iyi anlamış olacaksınız. Zengin fakir ayrımı olmadan hemen hemen bütün insanların istekleri vardır. Daha çok para, iyi ilişkiler, bedensel şifa, mutluluk, huzur alanlarında hem maddesel hem de manevi istekleri vardır insanların. İnsanlar bir şey istediklerinde duygu, düşünce ve kelimelerden oluşan üçgenin içini ihtiyaçlık, muhtaçlık veya bağımlılık enerjisiyle doldururlar. Bu sayede kendilerini istekte, yani isteme durumunda bırakırlar. Bu ve benzer istekleri insanın zihni yaratır. Zihin parasının çok olmasını ister. Evinin olmasını ister, iyi ilişkiler ister. İyi bir gelir kaynağı ister, iyi komşular, iyi akrabalar ister. Fakat bunlara ulaşmak için hiçbir atılımda bulunmak istemez. Zihin, kişinin bulunduğu durumda kişiye bir konfor alanı yaratır ve o konfor alanından da çıkartmaz. Bunu hem fiziksel hem de ruhsal baskıyla yapar. Zihin ağrı kesici gibi davranır. Sorun karşısında veya bir istek durumunda geçici, basit çözümler bulmaya çalışır. Tedavi edici veya kalıcı çözümler aramaz. Kredi taksidini ödemek için ya kredi kartını kullan ya da arkadaşından borç al der. Seni kredi kartından nakit avans çektirerek veya birilerinden borç para buldurarak borcu borçla, bazen de borcu daha çok borçla kapatmaya çalıştırır. Ve bu zihnin oyunudur. Zihin senin inancını kullanır. Senin bilinç altında bulunan para zor kazanılır, bana paranın geleceği yer yok gibi inançlarla seni durdurur. İnsanların fakir olmalarının, parasız kalmalarının tek sebebi kendilerine paranın gelecek yerlerin olmadığına inanmış olmalarıdır. Paranın zor yollardan geleceğine inanmış olmalarıdır. Ve bana para gelecek herhangi bir yer yok diyerek düşünce içerisinde oldukları içindir. Ve bu sayede kendi fırsatlarını kendileri kapatmış olur. Aslında evren fırsatlarla doludur. Hayat zenginliklerle doludur. Evrende insanı fakir ya da zengin yapacak kendisinden başka herhangi bir güç yoktur. Yarın ödenmesi gereken kredi taksidi için para arayışına gitmesinin sebebi, kredi kartından nakit avans çekme, birilerinden borç para isteme eğiliminin doğması kişinin geçmişte yaşıyor olduğunu gösterir. Geçmişte inandığı, gördüğü, yaşadığı durumların içinden çıkamaz. Çünkü geçmişte para kolayca gelmemişti. Paranın herhangi bir gelecek yeri yoktu. Paranın gelmesi için kurulu bir düzeni yoktu. Paranın gelmesi için sebep de yoktu. Bunlar kişilerin geçmişte oluşturduğu bilinçaltı inançlarındandır. Zihin bunu bilir ve çok iyi bir şekilde de kullanır. Paranın kolayca geleceğine inanmayan bir bilinçaltı ve paranın kolayca geleceğine inanmayan bir zihin var. O anda yarınki kredi için endişe eden seni yaratmış oluyor. Yarınki ödenmesi gereken kredi için para arayışı başlıyor. İnsanlar ya geçmişin veya geleceğin endişe, kaygı ve korkusunu yaratırlar. Böylece anda kalmak zorlaşır. Yeni bir şey yaratamaz, yeni bir şey bulamaz, yeni bir şey yaşayamazlar. Bazen alttaki yorumlar kısmına yazıyorlar. Zengin olan var mı, yapıp başaran var mı diye sorular geliyor. Çünkü inanmıyor. Çünkü geçmişte böyle bir şey görmedi, duymadı, yaşamadı. Bugün de kanıt istiyor.
Çünkü paranın zor yolla kazanacağına olan bir inancı var. Geçmiş sadece seni bugüne getirdi, seni olgunlaştırdı. Geçmiş senin akıl düzeyini de arttırdı. Geçmiş bir kere yaşandı. Daha fazla geçmişi düşünmek, geçmiş içerisinde boğulmak, geçmişi yeniden yaratmak demektir. Zihin, kişinin egosuyla birleşir ve geçmişte olan, yaşanılan kötü olayları, olumsuz olayları düşünür. O yüzden de geçmişte sanki hiç mutlu olduğunuz, paranızın çok olduğu anlar olmamış gibi davranır ve düşünmeye başlarsınız. En mutlu olduğunuz anlarda bile olumsuzluklar bulur, onu irdelemeye başlarsınız. Düğününüzdeki, doğum gününüzdeki, tatilinizdeki küçücük olumsuz bir olayı alır, düşüncelerinizle büyütmeye başlarsınız. Ve gelecekte de bunlara benzer olumsuzlukların olmaması için endişe duymaya başlarsınız. Bu sayede geleceğinizi geçmişin yaşanmışlıklarından endişe ve korkularıyla birlikte yaratmış olursunuz. Yarattığınız gelecek geçmişten farklı olmayacaktır. Geçmişe özlem duyurmaya başlar. Gelecek geçmişten yaratılmamalıdır. Paraya ihtiyaç halindeyken muhtaçlık hissiyle zenginlik gelmeyecektir. Gelecek anda yaratılmalıdır. Zenginlik, mutluluk an içerisinde yaratılmalıdır. Endişe, kaygı ve korku gibi hislerle hayatınıza para çekseniz dahi size mutluluk yerine daha fazla endişe, daha fazla kaygı ve daha fazla korku verecektir. Birçok insan hayatının zor ve uğraştırıcı olduğunu iddia eder. Bazen nasılsın, neler yapıyorsun diye sorduğum kişiler, uğraşıyorum, tırmalıyorum, çırpınıyorum veya buna benzer kelimelerle cevap verir. Uğraştığı, çırpındığı için, tırmaladığı için o kelimeleri söylediğini iddia eder. Halbuki o kelimeleri söylemeyi bırakıp hayatın kolay ve eğlenceli olduğunu söylese ve buna devam etse hayatı değişecektir. Kişiler şakayla dahi olsa dudaklarından dökülen kelimelerin etkisine girerler. Bir yalancı bir yalanı 40 defa söylerse kendisi de onun doğru olduğuna inanır. Zihin tekrar etmeyi çok sever. Zihnin bir düşünceyi tekrar etmesiyle bilinç altında inanç oluşur. Bu inanç daha sonra hayat olarak o kişinin karşısına çıkar. Bu durumda insan kendi zihnini kendisine yardımcı olarak eğitebilir. Dudaklardan dökülen ısrarcı kelimelerin zihin tarafından alınıp tekrar etmesi sağlanabilir. Ve bu sayede bilinç altında bir inanç yeşerebilir. Mesela kapılar hayatımızın vazgeçilmezidir. Hayatımızın her alanlarında kapıyla ilgili bilinçaltı inançlarımız vardır. Dua ederken Allah'ım rızk kapılarımı aç deriz, kazanç kapılarımı aç deriz, sır kapılarımı aç deriz, şans kapılarını aç deriz, cennetinin kapılarını aç deriz, iş kapılarından bahsederiz. Neticede açılması gereken birçok kapının var olduğuna bilinçaltında yatan bir inanışımız vardır. Kendinizde var olmadığını düşündüğünüz bir şeyi hayatınıza çekebilmek için önce zihninize o istediğiniz şeyin artık gelmeye başladığını söyleyerek inandırmanız gerekir. Benim 10 bin dolarım var dediğinizde size soru soran, hani nerede, kim verdi, nereden geldi, kim verecek, nereden gelecek diye soru soran zihniniz var ya, önce onu ikna etmek için görselli bir durum yaratmanız gerekir. Hepiniz her gün hemen hemen onlarca, yüzlerce kapılardan geçiyorsunuz. Bu kapıları bazen siz kendiniz açıyor, bazen de sizi fark ettiğinde o kapılar kendiliğinden açılıyorlar. Buradan sonra anlatacaklarımı uyguladığınız zaman parasal geliriniz artacaktır. Para biriktirme, yatırım yapma fırsatlarınız çoğalacak, bolluk ve bereketi her alanda hissedeceksiniz. Şansınız dönmeye, sizden yana olmaya başlayacaktır. Almak istediğiniz ve bir türlü alamadığınız evinizi, arabanızı alma imkanlarını da yaratmış olacaksınız. Çok sevdiğiniz ev, araba, yazlığa kavuşabileceksiniz. Tek yapmanız gereken bunu bir oyun gibi düşünmek, asla beklentiye girmemek olacaktır. Her gün onlarca kapı açıyor, içeriye veya dışarı çıkıyorsunuz. Veya bir odadan diğerine geçerken, banyoya, lavaboya girerken kapıyı açıyorsunuz.
Evden dışarıya çıkarken, dışarıdan eve girerken kapıyı açıyorsunuz. Marketlerde, alışveriş merkezlerinde, iş yerlerinizde, otobüste, metrolarda kapılar açılıyor, içeri giriyor veya dışarı çıkıyorsunuz. Bugünden itibaren kendinize yeni bir alışkanlık kazandırın. Herhangi bir kapıyı açarken veya otomatik olarak açılan kapılardan geçerken, para kapılarım açılıyor, çok teşekkür ederim deyin. Veya kazanç kapılarım açılıyor, çok teşekkür ederim deyin. Veya şans kapılarım açılıyor, çok teşekkür ederim deyin. Veya iş fırsatlarım açılıyor, çok teşekkür ederim deyin. Veya bolluk bereket kapılarım açılıyor, çok teşekkür ederim deyin. Her kapı açtığınızda veya her kapıdan geçtiğinizde bunlardan bir tanesini söyleyin ve dilinize alışkanlık kazandırın. Bu cümleleri söylerken söylediğiniz o cümleye, sadece o cümleye o anda odaklanın. Şunu asla unutmayın. Olmayanı, sahip olamadığınızı düşünerek, az olanı düşünerek ne para, ne sağlık, ne de mutluluk yaratamazsınız. O yüzden odaklandığınız yer inanca dönüşecek bir ortam yaratmalıdır. Bilincinize ters düşmeden bilincinizin gücünü kullanmanız gerekecektir. Buna oyun olarak başladığınızda zihin size karşı çıkmayacaktır. İlerleyen zamanlarda elinize para geçtiğinde, iş ile ilgili fırsatlar açıldığında, şans oyunlarından küçük paralar, amorti gibi paralar kazandığınızda o cümleleri tekrar söyleyin ve teşekkür edin. Çünkü bu çok önemlidir. Sizin bilinçaltınıza inanç olarak dönüşüm başlatacak olan da burasıdır. Bu masum küçük oyunu oynarken müthiş derecede büyük bir etki yaratacaksınız. Bunun sebebi de şimdiki anda kalarak beklenti içinde olmadan geleceğinizi şekillendirmiş olacaksınız. Geçmişte kalarak gelecek yaratmak geçmişin tekrarı olur. Bu anlattıklarım ise sizi anda kalarak, anda bırakarak paraya odaklanmanızı, bolluk berekete odaklanmanızı, şans, sağlık gibi durumlara odaklanmanızı sağlayacaktır. Odaklanılan yer enerji akıtılan yerdir. Bu da doğru bir enerji, yani pozitif enerji olacaktır. Değerli dostlarım, öncelikle beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize minnettarım. Bugün bu anlatmaya çalıştığım konu gerçekten çok önemli ve etkilidir. Bu çok basit oyunu oynadığınızda hayatlarınızda olumlu değişimler olacaktır. Çok kısa zamanda birçok olumlu değişime şahit olacaksınız. Sizler bir şeyleri başardığınızda ben de kendimi başarmış hissediyorum. Sizler mutlu olduğunuzda inanın ben sizden daha fazla mutlu oluyorum. Mutluluk ve huzur yakanızı hiç bırakmasın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.